Merhaba arkadaşlar, ismim Reyhan Özkan, biyoloji öğretmeniyim. Bugün dersimize boşaltım sisteminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar idrar oluşumunda kalmıştık geçen dersten. Buradan devam edelim. İdrar oluşumunda 3 aşama vardı. Bir süzülme, ikincisi geri emilim ve üçüncüsü de salgılama olmak üzere arkadaşlar. Süzülme arkadaşlar, kanın basınçla ve difüzyonun etkisiyle glomerulustan Bowman kapsülüne geçmesi olayına verilen addır arkadaşlar. Süzülme olayı ile birlikte idrar oluşumu da başlamış olur. Geçen derste de bahsettiğimiz gibi süzüntüde bulunan maddeler ve süzüntüye geçemeyen maddeler arkadaşlar bize soru olarak karşımıza çıkacaktır. Bu maddeler önemli. Bunları mutlaka öğrenelim. Neler geçebilir? Yakından bir bakalım arkadaşlar. Glikoz, amino asitler, vitaminler gibi besin monomerleri arkadaşlar ne yapabilir? Buradaki kılcal damarlardan Bowman kapsülüne geçebilir. Ayrıca mineraller, tuzlar, su, azotlu atıklar yani üre, ürik asit, kreatin ve amonyak ne yapar? Bowman kapsülüne süzülme yoluyla geçerler arkadaşlar. Geçemeyen moleküller nelerdir? Bu da çok önemli. Kan proteinleri, albümin, globulin, fibrinojen ne yapamaz? Süzülme yoluyla arkadaşlar Bowman kapsülüne geçemez. Ayrıca kan hücreleri, kim bunlar? Al yuvar, ak yuvar ve trombositler yine Bowman kapsülüne geçemeyen moleküllerden. Ayrıca bir de yağ molekülleri Bowman kapsülüne geçmez. İşte bu geçebilenler ve geçemeyenler arkadaşlar çok önemli. Mutlaka bunları bilelim. Peki bu süzülme işlemi nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar burada ATP harcanmaz kan basıncının etkisiyle gerçekleştiği için. Geri emilmeden bahsedelim. Şimdi biraz önce gördüğünüz gibi arkadaşlar süzüntüye geçen maddelerin içerisinde besin maddelerimiz, su ve vücudumuza yararlı minerallerimizi gördünüz. Eğer süzüntüye geçtikleri gibi bu maddeler dışarıya atılmış olsalar da eğer vücutta ciddi şekilde madde ve su kaybı olacaktı. Bu da canlıyı ölüme götürecekti arkadaşlar. O yüzden süzülmeden sonra geri emilme çok önemlidir arkadaşlar. Geri emilme de süzüntü boyunca boşaltım kanallarında ne yapılacak? Gerçekleşecek arkadaşlar. Bu boşaltım kanallarının yani boşaltım tüplerinin arkadaşlar etrafı kılcal kan damarlarıyla sarılı demiştik arkadaşlar. Buradaki tüpteki kanın akış yönüyle kılcal damarlardaki kanın akış yönü arkadaşlar birbirine terstir. Bu da geri emilimi artırıcı yönde etki eder arkadaşlar. Şimdi bu şekil üzerinden idrar oluşumunu anlatmaya çalışalım. Şimdi burası bu gördüğünüz Malpighi cisimciğiydi arkadaşlar. Ve Malpighi cisimciğinde neler vardı? Glomerulus yumağı vardı. Etrafında da Bowman kapsülü bulunuyordu. Ve süzülme işleminin gerçekleştiği yer burasıydı. Ve süzüntümüzde neler bulunuyordu? Su vardı, tuzlar, bikarbonat, üre ve besin maddeleri ve bazı ilaçlarımız arkadaşlar. Bu glomerulustan nereye geçiyordu? Bowman kapsülüne geçiyordu. Ve geçen bu süzüntü bu hat boyunca ilerleyecek arkadaşlar. Şeklimize baktığımız zaman kırmızı ok yönünde görünenler aktif taşımayla atılanlar ya da alınanlar, mavi okla gözükenler arkadaşlar pasif taşımayla alınan ya da atılan maddeleri temsil ediyor. Yukarıdaki kanaldan dışarı olan oklar kan damarına geçişi, burada damarı olan oklar da kanala geçen maddeleri göstermektedir arkadaşlar. Şimdi teker teker sırayla hangi tüpümüzde, hangi kanalımızda nelerin emildiğini, nelerin de kanala verildiğine bakalım. İlk önce Bowman kapsülünün ilk kısım proksimal tüp demiştik. Proksimal tüpte süzüntü ilerlerken arkadaşlar pasif taşımayla difüzyon kuralları gereği bikarbonatı, suyu,
ve potasyumu ne yapar? Kan damarlarına, buradaki nefron hücrelerine, oradan da kan damarlarına iletir. Kılcal damarlarla kana geçmiş olur. Buradaki tuzları ve besinlerin tamamını arkadaşlar aktif taşımayla kana alır. Ayrıca proksimal tüp kanın pH'ının ayarlanmasında, arkadaşlar rol oynar. Bunu nasıl yapar? Hidrojen iyonlarını buradaki proksimal tüpe verir. Bu sefer de idrar kanalı, boşaltım tüplerinin asiditesi artacaktır. Bunun önüne geçebilmek için aynı zamanda amonyağı da ne yapar arkadaşlar? Bu kanala pasif taşımayla verir. Ve bu kanalda hidrojenle amonyak birleşerek amonyumu oluşturur ve bu kanalın asitliğinin artmasına engel olur arkadaşlar. Proksimal tüp de bu şekilde devam eder. Proksimal tüpten sonraki gelen kanalımız arkadaşlar henle kulpudur. Henle kulpunun U şeklindedir henle kulpu. Bir inen kolu vardır, bir de çıkan kolu vardır arkadaşlar. Geçen derste de bahsettiğimiz gibi burada akuaporinler vardı. Bu da bu kanalın suya geçirgenliğini artırıyordu. Henle kulpunda arkadaşlar çok ciddi bir miktarda diyelim su emilimi gerçekleşir. Yani henle kulpunda dikkat ederseniz başka bir maddenin emilimi yok. Sadece suyun emilimi var. Bu bize neyi sağlar arkadaşlar? Bu bize çözeltinin gittikçe bu süzüntünün yoğunluğunu artırır ve hipertonik bir çözelti haline getirir. Yani proksimal tüpte izotonik olan çözeltimiz süzüntümüz arkadaşlar henle kulpunun inen kolunda ilerlerken gittikçe ne olur? Hipertonik bir hale gelir. Hipertonik bir hale gelir. Şu dirsek kısmında hipertoniklik maksimum noktaya ulaşır. Bu çok önemli arkadaşlar. Burayı mutlaka öğrenin. Proksimal tüpün izotonik ortamın olduğunu, henle kulpundan inen kolunda hipertonik olduğunu, su kaybına binaen arkadaşlar. Bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Henle kulpunun inen kolundan sonra arkadaşlar, henle kulpunun çıkan kolunda neler oluyor? Bir de buna bakalım. Dikkat ederseniz burada ne görüyoruz biz? Tuz görüyoruz ama iki farklı renkte görüyoruz. Burada mavi okla, burada kırmızı okla görüyoruz. Farkı neydi arkadaşlar? Burada difüzyonla, pasif taşımayla sodyum klorür taşınırken burada aktif taşımayla taşınıyor. Neden böyle bir şey oluyor arkadaşlar? Şimdi çözeltimiz çok aşırı su kaybettiği için ne olmuştu süzüntümüz burada? Hipertonikti. Hipertonik bir çözeltide çözünmüş madde miktarı fazla olduğu için difüzyon kuralları gereği çok rahatlıkla sodyum klorür burada pasif taşımayla ne yapar? Kana geçebilir arkadaşlar. Bu belli bir, tabii bu geçiş devam eder. Devam ettikçe artık bizim çözeltimiz ne olmaya başlar? Hipotonik olmaya başlar. Ve belli bir noktaya geldikten sonra arkadaşlar bu hipotonikliğin derecesi arttıktan sonra artık difüzyonla yani biz pasif taşımayla ne yapamayız? Tuzu kana alamayız arkadaşlar. O zaman ne yapması lazım? Aktif eğer hala almak istiyorsanız sodyum klorürü boşaltım kanalından o zaman ne yapmanız gerekiyor? Aktif taşıma yapmanız gerekiyor. Burada da gördüğünüz üzere buradaki hücrelerimiz aktif taşımayla sodyum klorürü henle kulpunun çıkan kolundan arkadaşlar kana aktarıyorlar. Peki arkadaşlar burada başka neler söyleyebiliriz? O zaman henle kulpunun inen kolunda sadece su, çıkan kolunda da kesinlikle suya geçiş verilmez arkadaşlar. Sadece minerallerin geçişi buradan yapılır ve çözeltimizde ne hale gelir? Hipertoniklikten hipotonik bir hale gelmiş olur. En son kısmımız arkadaşlar distal tüp. Distal tüpte neler oluyor? Bir de oraya bakalım. Distal tüpte asıl arkadaşlar salgılamanın gerçekleştiği yerdir. Distal tüp salgılamanın gerçekleştiği yerdir arkadaşlar.
Burada dikkat ederseniz 5 okumuzun 4 tanesi aktif taşıma yapıldığını gösteriyor. Bir tanesi pasif taşıma, o da suyun taşınması arkadaşlar. Burada arkadaşlar hormonlarımız etkilidir. Eğer uzun süreli susuz kaldığımız zaman ADH hormonunun etkisiyle distal tüpten arkadaşlar distal tüpün su geçirgenliği artar ve buradan pasif taşımayla su kana verilir arkadaşlar. Ayrıca yine arkadaşlar aldosteron böbrek üstü bezlerinden salgılanan aldosteron hormonunun etkisiyle sodyum klorür sodyum dışarı kanı alınırken potasyum da kandan boşaltım kanalına verilir arkadaşlar. Bu ikisi de aktif taşımayla gerçekleşir. Yani distal tüpteki emilime dikkat ederseniz arkadaşlar bu iki emilim hormonların etkisiyle gerçekleşen bir geri emilimdir arkadaşlar. Burada yine kanın pH'ını ayarlayabilmek için arkadaşlar hidrojen iyonları boşaltım kanalına verilirken bikarbonat iyonları da ne yapılır? Buradan alınır. Eğer baziklik artar, işte asitliklik artar, bunun durumuna göre hidrojen alım, atım ya da işte bikarbonatın alım, atım oranları böbrekler tarafından ayarlanır arkadaşlar. Burada salgılama olayından bahsetmiştik. Salgılama olayı da arkadaşlar mesela antibiyotikler, zehirli maddeler ya da atmak istediğimiz ama atamadığımız bazı maddeleri normal şu an ya bu kanala kadar yani distal tüpe kadar atamadığımız maddeleri arkadaşlar aktif taşıma yaparak yani enerji harcayarak burada boşaltım kanalına vermeye biz salgılama diyoruz arkadaşlar. Salgılama olayı da gerçekleştikten sonra distal tüpte geri emilim olayı bitmiş oldu arkadaşlar. Bundan sonraki gelen kısmımız idrar toplama kanalıdır arkadaşlar. Bu nefronun bir parçası değildir. Ama dikkat edersek idrar toplama kanalına gelen süzüntüde de yine geri emilim devam ediyor arkadaşlar. Burası da önemli. Yani emilim işlemi distal tüpte bitti, ne yapıyoruz diyemiyoruz arkadaşlar. Bu süzüntünün emilimi idrar toplama kanalında devam ediyor. Peki neler devam ediyor arkadaşlar burada? Sodyum klorürünün yine vücuttaki miktarına bağlı olarak arkadaşlar geri aktif taşımayla geri emilimi sağlanır. Ayrıca arkadaşlar diğer hiçbir kanalda görmediğimiz ürenin emilimi sağlanır arkadaşlar. Bakın üre idrar toplama kanalında tekrardan geriye emilir bir kısmı. Ne kadar arkadaşlar? %50 oranında. %50 oranında üre ne yapar? Geri emilir. Suyun ne kadar emilir toplamda arkadaşlar? Suyun %99'u yani süzüntüye gelen suyun %99'u, sodyum klorürünün %99,5'u. Peki glikozun arkadaşlar besinlerin %100'ü hepsi değil mi? Ne yapılır? Geri emilmiş olur. Bir de burada kreatinin dediğimiz bir maddemiz var arkadaşlar. Kreatinin maddesi arkadaşlar kasların metabolik faaliyetleri sonucu açığa çıkan bir maddedir ve bunun tamamı atılır. Bakın diğerlerinin üre dahil emilim oldu. Kreatinin ne yapılıyormuş? Tamamı atılıyor. İşte bu kreatinin emilimi hiç gerçekleşmediği için arkadaşlar böbreklerle ilgili testlerde, tahlillerde kreatin miktarına bakılır. Şimdi tablomuzu temizleyelim. Üzerinde yorum yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bakacak olursak dikkatli bir şekilde suyun bütün taşınımları arkadaşlar pasif taşımadır. Dikkat ettiniz mi? Hepsi mavi oklarla gösteriyor. Su aktif taşımayla ne yapmaz? Bu kanallar boyunca taşınmaz arkadaşlar. İkincisi ama hormonların etkisiyle vücudun ihtiyacına göre ne yapılır? Suyun emilimi azaltılır ya da artırılabilir. Onun dışında arkadaşlar suyun emilmediği tek kanal, tek yer neresi arkadaşlar? Henle kulpunun çıkan koludur. Bakın bakarsanız her yerde suyu molekülünü görüyoruz.
Tek yer yok. Neresi? Helme kulpunun çıkan kolu. Sodyum klorür mesela tuzun da emilmediği tek yer arkadaşlar helme kulpunun inen koludur. Bakarsanız burada da var. Her yerde var. Tek olmayan yer neresi? Helme kulpunun inen kolu. Ve besinlerin tamamı da arkadaşlar proksimal tüpte emilir. Bazen şöyle idrarda ne görülebilir arkadaşlar? Glikoz tespit edilebiliyor. Bu durum sağlıklı bir insanda görülmeyen bir durumdur arkadaşlar. Peki neden glikoz idrarda bulunabilir? Kandaki her maddenin arkadaşlar bir eşik değeri vardır. Eğer siz o eşik değerin üzerine çıkmışsa o maddenin kandan homeostatik dengenin bozulmaması için uzaklaştırılması gerekiyor. Bu yüzden de şeker hastalarında kandaki glikoz miktarı ayarlanamadığı için kanda eşik değerin üzerinde ne bulunur? Glikoz bulunur arkadaşlar. Bu glikoz ne yapılır? Son bir yol olarak böbreklerden uzaklaştırılır ve biz idrarda şeker gördüğümüz zaman, glikoz tespit ettiğimiz zaman ne diyoruz? Şeker hastalığına yakalanmışsınız diyoruz arkadaşlar. O zaman besinlerin demek ki tamamı proksimal tüpte aktif taşımayla ne yapılıyor? Emiliyorken sadece mesela idrarda işte glikozun görülmesi eşik değerin aştığı hastalık durumlarında olabilir. Yoksa şu en son idrarın birazdan bileşiminden bahsettiğimiz zaman arkadaşlar orada bir besinden bahsetmemiz sağlıklı bir insanda söz konusu değil. Bu tablodan çok soru gelebilir arkadaşlar. Yani bu görselimizden onu bir kıyaslayacak şekilde çalışırsanız sizler için çok faydalı olur. Çünkü boşaltım sistemi aşağı bir 2018'de soru çıkmamış. Her yıl soru gelen ve yorum sorusu çıkarılabilen bir konu. Mutlaka çok iyi bir şekilde kavradıktan sonra sınava girin arkadaşlar. Bir de bazen sorularda karşınıza böbrek atar damarıyla böbrek toplar damarının içeriği soruluyor arkadaşlar. Yani böbreğe gelen damarla çıkan damar arasında neler farklıdır deniyor. Böbreğe gelen damarda arkadaşlar ne fazla olmasını beklersiniz? Suyun fazla olmasını, glikozun fazla olmasını bekleriz. Oksijence zengin olmasını bekleriz. Üre olarak fazla olmasını, vitaminin, tuzun fazla olmasını bekleriz. Karbondioksitin az olmasını bekleriz. Çünkü temiz bir kan geliyor buraya. Plazma proteinleri ve kan hücrelerinin girişte de çıkışta da süzüntüye geçmediği için arkadaşlar herhangi bir değişim burada görmüyoruz. Peki böbreğe geldi bu kan. Burada süzüldükten sonra çıkışta içeriği nasıl değişiyor bakalım arkadaşlar. Böbrek toplar damarında biz suyun azaldığını görüyoruz. Çünkü burada idrar oluştu. Glikozun azaldığını görüyoruz. Böbreklerden glikoz atıldığı için değil arkadaşlar. Buradaki böbrek hücreleri kendi metabolik faaliyetleri için, glikoz tükettikleri için burada glikozun azaldığını görüyoruz. Ve yine oksijeni buradaki böbrek hücrelerimiz arkadaşlar metabolik faaliyetler için oksijeni tükettikleri için yine oksijenin azaldığını görüyoruz. Burada ürenin azaldığını görüyoruz çünkü böbreklerimiz ürenin yani azotlu atıkların atıldığı organımızdı. Yine vitaminlerin bunlar kullanıldığı için böbrek hücrelerimiz tarafından ve tuzun böbrekler tarafından atıldığı için ve karbondioksitin de yine böbreklerin metabolik faaliyetleri sonucu oksijen kullanıp karbondioksit ürettikleri için arttığını, fazlalaştığını görüyoruz arkadaşlar. Bu tabloya da dikkat ederseniz sizler için faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar böbreğin homeostasideki görevini anlattık size. pH'i ayarlamadaki görevinden bahsettik. Bir de bunun dışındaki görevlerinden bahsedelim size. Kazanımlarımızdan da bilmemiz istediği gibi arkadaşlar böbreğimizin al yuvar yapmada bir rolü var arkadaşlar. Böbrek epitel hücrelerinden eritropoietin hormonu salgılanır. Bu hormon arkadaşlar kırmızı kemik iliğini etkileyerek al yuvarların yapımını sağlar. Bu eritropoietin hormonunun yaklaşık %85'i yani büyük bir kısmı böbreklerden
salgılanırken kan arkadaşlar, %15'i de karaciğerden kana verilir arkadaşlar. Bu da ne demek? Böbrek yetmezliği görülen hastalarda aynı zamanda kansızlık da görülmektedir arkadaşlar. Bunun dışında glikoz sentezinde yapar böbreklerimiz. Eğer uzun süreli açlık durumlarında böbrekler amino asit ve diğer öncü maddelerden glikoz üreterek kana verir arkadaşlar. Atar damarların basıncının düzenlenmesi. Böbrekler değişen oranlarda su vücuttan uzaklaştırarak atar damarlardaki arkadaşlar basıncı da ayarlamış olurlar. Son olarak da inaktif D vitamininin aktif D vitaminine dönüştürülmesi arkadaşlar. Besinlerle alınan ya da deri yardımıyla oluşturulan inaktif D vitamini karaciğerden sonra arkadaşlar böbreklerde aktif D vitaminine dönüştürülür. Bu D vitamini de vücudumuz için kemiklerde kalsiyum birikimi ve sindirim kanalında da kalsiyumun emilimi için gereklidir. Bunlar da bizim böbreğimizin boşaltım dışındaki diğer görevleri arkadaşlar. Son olarak da boşaltım sistemi hastalıkları ve sağlığından bahsedelim. En sık görünen arkadaşlar böbrek taşlarıdır. Böbrek taşları böbreğin genellikle havuzcuk bölgesinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir arkadaşlar. Böbrek yetmezliği de yine çeşitli sebeplere bağlı olarak böbreklerin işlevlerini yerine getirilmemesi sonucu açığa çıkan bir hastalıktır arkadaşlar. Üremi kandaki azotlu boşaltım atıklarının miktarının normalden fazla olmasıyla açığa çıkar. İdrar kesesinin iltihaplanmasına sistis deriz. Üretranın iltihaplanmasına da üretrit adı verilir. Boşaltım sisteminin sağlığının korunması için de uzun süreli idrar tutmak zararlıdır arkadaşlar. Bol su içmek gerekiyor. Hijyene dikkat etmek, tuzlu ve baharatlı besinlerin tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak da diyalizden bahsedelim. Yine bu da kazanımlar arasında geçen kavramlardan da arkadaşlar. Diyalizi günlük hayatta da durmuşsunuzdur. Böbrek yetmezliği görülen hastaların belli aralıklarla girdiği makinenin de ismidir arkadaşlar. Diyaliz, böbrek hastası bireylerin kanının özel işlemden geçirilerek temizlenmesi ve temizlenen kanın bireye geri verilmesidir. İnce yarı geçirgen zarla birbirine bağlı olan kanallardan kan geçirilir. Diyaliz makinesinde zarın dışındaki kanda istenmeyen maddelerin difüzyonla geçtiği diyaliz sıvısı bulunur arkadaşlar. Şu şekilde de görüldüğü gibi arkadaşlar, hastanın atar damarından alınan kan arkadaşlar, bu kirli kan diyaliz makinesine giriyor. Buradaki filtrelerden geçerken filtrelerde pasif taşıma kurallarına göre diyaliz sıvısı bulunuyor arkadaşlar. İstemediğimiz maddeler, kandan ayrılmasını istediğimiz maddeler bu filtrelerden arkadaşlar ne yapılıyor? Diyaliz sıvısına geçiyor ve kan buradan ne yapılıyor? Uzaklaştırılmış oluyor ve daha sonra da kanımız toplar damarla ne yapılıyor? Vücuda geri veriliyor. Yapılan ölçümlerde diyaliz makinesinin vücudumuzdaki böbreklere göre daha hızlı bir temizlik yaptığı görülmüş ve bu da diyaliz hastalarının diyalizden sonra çok yorgun olmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Çıkmış sorulardan bakalım arkadaşlar. Geçen yıl 2019'da çıkan bir soru bu. Soruyu inceleyelim. Bir şekilde bir nefronu görüyoruz arkadaşlar ve nefronun kısımları gösterilmiş ve yanlış olan bilgiyi bizden istiyor. Bakalım arkadaşlar, önce kısımlarını bir hatırlayalım. Burası neydi? Glomerulus'tu arkadaşlar. Glomerulus'un etrafı neydi? Bowman kapsülüydü. Bowman kapsülü. Devamındaki yer, ilk boşaltım kanalımız neydi arkadaşlar? Proksimal tüptü. Tüp. Şurası Henle kulpuydu. Burası da arkadaşlar distal tüptü. Şu sonu şey yaptığını düşünelim. Yok, bir dakika. Kanalı takip edelim. Evet.
Distal tüp. Burası da idrar toplama kanalı. Kanalı. Şimdi arkadaşlar A şıkkını okuyalım. Kan basıncının etkisiyle glomerulustaki kan sıvısı bir numaralı kısma doğru tek yönlü süzülür. Aynen arkadaşlar. Neydi biz? Atar damarlardaki kan basıncının etkisiyle ne diyorduk? Glomerulustaki kan nereye sürülüyordu? Bir numaralı kısım dediğimiz Bowman kapsülüne sürülür. Bu doğru bilgi arkadaşlar. İki numaraya bakalım. B şıkkına bakalım. İki numaralı kısımda glikozun geri emilimi gerçekleşir. İki numaralı kısım arkadaşlar proksimal tüptü. Hatırlarsanız proksimal tüpte ne demiştik? Besinlerin %100'ü yani tamamı burada aktif taşımayla ne yapılıyordu? Geri emiliyordu. O zaman bu bilgi de doğru olur arkadaşlar. C şıkkına bakalım. 2 ve 4 numaralı kısımlarda sodyum klorür emilir diyor arkadaşlar. 2 ve 4 numaralı kısımlar evet. 4 numaralı kısım burası. Bu iki yerde de arkadaşlar sodyum klorür emiliyordu. Sodyum klorürünün emilmediği tek bir nokta vardı hatırlarsanız. Orası da neredeydi? Henle kulpunun inen koluydu. Çünkü orada sadece suyun emilimi gerçekleşiyordu arkadaşlar. O yüzden buna da doğru diyoruz. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 3 ve 5 numaralı kısımlarda diyor. 3 numaralı kısım evet ve 5 numaralı kısımlarda suyun geçişi pasif taşıma ile olur diyor. Hatırlarsanız suyun bütün kanallardan değil mi pasif taşıma ile geçtiğinden bahsetmiştik. Suyun geçmediği tek kanal neresiydi? Henle kulpunun çıkan koluydu arkadaşlar. O zaman bu bilgi de doğru oluyor. Gelelim E şıkkına arkadaşlar. Burada diyor ki 5 numaralı kısımda kreatinin molekülünün tamamı geri emilir arkadaşlar. Biz size şöyle anlatmıştık. Kreatin molekülünün tamamı atılır. Hiçbir şekilde kreatin molekülü emilmez nefronlardan ya da idrar toplama kanalından arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız E şıkkı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu her yıl 2018 dışında her yıl soru çıkmış boşaltım kanalından, boşaltım sisteminden. O yüzden önemli bir konu. Lütfen akademikten çıkmış sorulara bakın. Oradaki yine soru bankalarındaki soruları çözün. Sınava o şekilde geçin arkadaşlar. Dersimiz bu hafta bitti. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim.